Patrona önden giriş yapıyorum ki hemen, değil mi, ilk teması gerçekleştireyim diye. Sağ olun. Bakayım. Ama kesinlikle söyleyebilirim ki Türkiye'nin en akışkan konuşabilen, bak konuşabilen sunucusu. Çok akışkan. Niye öyle dediniz hocam? Çünkü bazı sunucuları görüyorum. Sanki Rus önce Rusçayı öğrenmiş de sonra Türkçe konuşuyormuş gibi o yapıyorlar. O belki hani heyecanlanıyor diyedir. Gerçi bir şey diyeceğim. Sizlerle böyle karşı karşıya gelince ben de çok heyecanlanıyorum. İyisiniz inşallah. Yüzler gülüyor. Ne güzel. Bizler de çok mutluyuz Tufan Gündüz hocamla. Siz ilk defa mı geldiniz Aksaray'a? Ben Aksaray'a daha önce çok geldim ama böyle bir konferansa ilk defa geliyorum. Aha. Çok Aksaraylı arkadaşım oldu, dostum oldu, komşum oldu. Aksaraylılar hep birbirlerine benzerler. Kara kaş, kara göz, bakayım, hafif çekik. Hepsi birbirine benzer. Yani bunları Ankara'ya, İstanbul'a bırak, bu Aksaraylı diye geri al. Aa. Ama Aksaray'ın bir özelliği var biliyor musun? İstanbul Türkçesinin temeli Aksaray. Neden? Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Aksaray ahalisini İstanbul'a götürdü, yerleştirdi. Bugünkü Aksaray semti var ya, evet, adı da oradan gelir. Yani buradan oraya gitmiş bir isimdir. Dolayısıyla İstanbul Türkçesi önce bu biraz Bursa'da şekilleniyor, sonra biraz Edirne'de şekilleniyor. Ama gerçekte İstanbul'da şekilleniyor, ama İstanbul'da şekillenen İstanbul Türkçesinin temeli de Aksaraylılara borçlu. Güzel. Siz biliyor muydunuz bunu? Ama daha iyi oldu diyorsunuz. Tasdiklendi böylelikle Tufan Gündüz hocayla. Şimdi biz hocamla genellikle ben soruyorum, hocam cevap veriyor, laf lafı açıyor, sohbet ediyoruz. Sonra sohbetin bir noktasında seyircilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Yani burası aslında bir mini gündem ötesi gibi oluyor. Sonra da sizin merakınız, ilginiz dahilinde sohbeti şekillendiriyoruz. Buyurun oturun sizler de. Ne yapıyorsunuz orada? Gelin. Evet. Şimdi aslında ben bugün hocamla, onun yeni iki kitabı çıktı. Bir tanesi Türklerin Kısa Tarihi, bir tanesi de Bozoğlan'ın Hikayeleri. Ama ne yazık ki bu fuara yetişmemiş. Ama Bozoğlan öbürü de mi yetişmedi? O da yetişmemiş. Aa. Gönderememişler yani. Aslında Bozoğlan olsaydı iyiydi. Tufan Hoca şöyle bir güzellik yapmış. Kendi çocukluk anılarını, Bozoğlan kendisi, kaleme almış. Yalnız şimdi hocanın böyle duygusal bir anlatımı oluyor ya, böyle anlatırken birden gözünden yaş akabiliyor. Hakikaten öyle. Hep de bizi ağlatıyorsunuz hocam. Niye böyle? Yok ya, aslında ağlatmıyorum. Ya benim hayatım çok komik. Düşündüğünüzden çok daha komik. Ama nedense işte çocukluğumuzu falan hatırlayınca, belki de biraz yaşlandığımızdan, böyle işte duygulanıyoruz yani. Şimdi buradaki kardeşlerimiz bilirler. Kimler İreşber çocuğu? İreşber. İreş, bak İreşber diyorum parmağım. Rençber demezler. İreşber derler. Yani o köylülükten kaynaklanıyor. Tarlada, takımda, inekte, davarda, arkasında koşmaktan. Sonra hayatınız değişiyor, başka bir noktaya geliyor. Bu sefer eski günlere bakıyorsunuz. Mukayese edince insanın ister istemez içi biraz burkuluyor. Doğru. Odur. Şimdi açıkçası konuşmak gerekirse ben aslında şehir çocuğuyum, ama hocamdan o köy hikayelerini dinledikçe ve köy çocuğu olmanın avantajlarını duydukça kıskandım. Şimdi şu noktada benim sizi kıskandığım nokta çok akışkan konuşuyor olmanız. Mesela ben konuşurken bazı vurguları yanlış yapıyorum. Siz doğru yapıyorsunuz. Ama şehirliliğinizi de kıskanıyorum mesela. Ya biz çok zorluklarla büyüdük ya hani, onları kıskanıyorum. Ama mesela avantaj olarak bende arkaik kelime çok fazla. Eski kelimeler. Bugün şehir dilinde ya da İstanbul Türkçesinde konuşulmayan ama köylerimizde annelerimizin konuştuğu kelimeler vardır ki onlar arkaik kelime, yani eski kelime. Onlar çok fazla. Onu da annemizin yanında büyümekten alıyoruz. Çünkü niye biliyor musun? Kültür anneden öğrenilir. Babanın kültür öğretmede rolü neredeyse yoktur. Anneden öğrenilir. Ben de herhalde annemi çok izlemişim. Mesela burada yaparlar mı bilmiyorum. Hoca nereli biliyor musunuz? Ya Aksaraylıyız, ne Kayseri'se Allah.
Bugün günlerden Aksaray. Bugün herkes Aksaraylı. Şimdi bakın, Aksaray Türkmen aşiretlerinin yoğun olarak yerleştiği bir bölge. Ben de Türkmen aşiretleri üzerine çalıştım. Eser'de de Türkmenlik var. Dolayısıyla bir hemşehriliğimiz var. Aslında siz buraya geçin, kalabalıkla beraber hocamla şurada poz verelim. Evet. Daha güzel olmaz, siz buraya geçin. Arkadan çekin. Şimdi mesela çocuklar... Duyuyoruz biz sizi hocam, gelin bir tarafta. Zorla hocaya poz. Şurada bir sizin önünüzde poz. Ben de oraya geleyim mi? Gelin gelin. Tamam. O zaman şurada konuşalım, ne güzel. Ha, dolaşa dolaşa. Herkes bir böyle yapsın. Siz eli sallarsanız iyi. Tamam. Süper. İşlem tamam. Almadınız mı orayı? Almadınız mı? Dur, o zaman ben de şöyle geçeyim. Tamam hadi. Tamam, çok güzel Ebru çekti beyefendi. Ebru'yu çekti. Dur, Ebru da çek. Siz Ebru'yu Yücel'i tanıyor musunuz? Gündem ötesini beraber hazırlıyoruz. Ha? Arkadaşıma bir alkış. Geniş açı alın, efendiler de çıksın ha. Tamam. Süper. Teşekkür ederiz. Evet hocam. Ben ne anlatıyordum? Çocuk. Ha çocuk, hoca Kayserili ama dede Aksaraylıyım. Yani Türkmeniz, hepimiz Türkmen. Baksana kara kaş kara göz. Bunları Türkmenistan'a bırak, geri bulamazsın yani. Ben kimlerdenim? Siz Türk'ün hasısınız. Ya hayır ya hocam. Şu güzelliğe bir bakın arkadaşlar. Hayır öyle değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Benim baba tarafım Giresun ya. Diyorlar ki Çepni. Çepni. Anne tarafı İzmir. Bunlar tabii İzmir'e falan hep nereden göç ettiler? Orta Anadolu'dan göç ettiler, yerleştiler. Önce Orta Anadolu Türkleşti. Kökenler burada. Şimdi çocuklar ilk yürümeye başladığında burada yapıyorlar mı? Yani çocuk daha ilk adımlarını atmaya başladığında ip bağlarlar çocukların ayaklarına ve çocuk adımını atar, o ipi kırar. Ondan sonra hep onun düzgün yürüyeceğine inanılır. Burada var değil mi o adet? Var mı? Yalnız bir şey söyleyeceğim. O iki beyefendi ne sorsanız onlarda var yani. Var, onlarda var. Vallahi helal olsun. Ya ben bunu öğrendim mesela annemde. Annem bunu benim oğluma yapmıştı. İşte tuşağı bağlamak derler ona. Tuşağı bağlamak ve tuşağını kırmak. Tuşağı atların ayaklarına bağlanan zincir vardı. Atlar kaçmasın diye o. Nerede var bu biliyor musunuz? Divan Lügati Türk'te var. Yani Divan Lügati Türk 1069'da yazıldı. 2000 küsür yılındayız. Yani 1000 yıldır yaşayan bir adet. Bunu kitaptan okursanız sadece okumuş olursunuz ama yaşarken gördüğünüz zaman bunu görebileceğiniz bir tek kişi var, o da anneniz. Evet. Onun için annelerin bir kere Türkçeyi çok güzel konuşması lazım çocuğa öğretmesi için. İki, kültürü çocuğa... Aa çocuk. Çocuk. Bir adet çocuk bulunmuştur. Anası gel. Çok teşekkür ederim. Bu nasıl çıktı buraya? Aa, çocuğuna muhat ol. Ne dedim anladın mı? Mukayyet ol. Mukayyet. Yalnız hoca hep annem diyor ya, ben onun bir tane anne taklidi ver, o benim çok hoşuma gidiyor. Konuşuyormuşsunuz ya böyle. He. Şimdi annem... İsmi doğru. Neydi teyzemizin? Mediha. Mediha Hanımcığım, ellerinden öperiz. Ya ben Bosna'da kaldım bir yıl, 2007-2008. Annemi bir özledim. Lan nasıl bir özlem böyle? Durup dururken ben o gün annemi özledim. Yani başka günler değil, o gün annemi özledim. Sokakta yürüyorum, karşımda bir sokak ismi. Ulitsa Mediha. Ay. Mediha Sokak. Hey Allah'ım, sokağın başında oturdum, bir ağladım. Annemi özledim diye. Şimdi annem benim tipik köy ağzı nasılsa öyle konuşur. Biz de annemizin yanına geldiğimiz zaman tabii lügat parçalamıyoruz. Biz de annemiz nasıl konuşuyorsa öyle konuşuyoruz yani. Annem biraz sonra fark ediyor, ben kendisi konuştuğu gibi konuşuyorum. Mesela annem bana ne örüyorsun? Ne örüyorum ana, sen ne örüyorsun derim. Ne örüyorsun üzerinden bir fasıl geçeriz işte. Çocuklar ne örüyor, ne örsün. İşte seninkiler ne örüyor, ne örsün, babam ne örüyor, ne örsün, Bilge ne örüyor, ne örsün, böyle ne örsün, ne örsün gidiyorsun.
Biraz sonra hanım, sen benim takladığımı mı çıkarıyorsun? Çok tatlı yalnız. Yalnız anne her şeyle ilgili fikir sahibi ve tabii, hoca bir ara koyuyordu sosyal medyayı, artık koymuyor. Bilmiyorum, yasak mı geldi? Yok, yasak değil de nazar olmasın diye. Ay doğru doğru. Ama bu aralar hocanın bir tane muhabbet kuşu var, hep onu paylaşıyor. Mavi bir şey. Evet, Yaşar'ımız var bir tane. 4 tane kuş vefat etti. Çok üzülüyoruz. Kuşlara bağlanıyoruz ya. Onlar hemen ölüyor ya. Beşincisi ölmesin diye adını Yaşar koyduk. Geçen beni rahatsız ediyordu. Başımın üstündeydi. Oğlum beni rahatsız ediyorsun dedim. Özür diliyorum diyor. Böyle bir kuş yani. Vallahi ne güzel bir şey. Yani şu var Pelin. Hakikaten biz kültürü annelerimizden öğreniyoruz. Annelerin dili çok iyi konuşması lazım. Şimdi kız çocukları bizim buranın tabiriyle vıttırı vızlık işlerle uğraşıyorlar. Tamam mı? Ya onlar daha düzgün şeylerle uğraşmaları lazım. Anne kültürü iyi taşırsa çocuklara yansıyor. Çocuklar onu taşımaya devam ediyorlar. Bugün hani geleneğimiz kayboluyor, kültürümüz kayboluyor diye üzülüyoruz ya. Aslında anne eğitimini düzgün yapamadığımızdan kaynaklanıyor. Kız çocukların eğitimini düzgün yapamadığımızdan kaynaklanıyor. Her şeyi biz onlara anlatarak öğretemeyiz. Bazı konular vardır ki işte hep anneden öğrenilir, anneden. Yani kini de anneden öğreniriz, sevgiyi de anneden öğreniriz, nefreti de anneden öğreniriz, dostluğu da anneden öğreniriz. Babalarımızın dostluğu veya düşmanlığı bizi çok ilgilendirmiyor. Hakikaten bak, herkes kendince bir ölçsün. Onun, yani babanın tesiri çok böyle gelip geçici. Ama anne birini seviyorsa çocuk iki kat seviyor. Anne birini bir veya bir şeyi sevmiyorsa çocuk iki kat sevmiyor. Sizin babanız herhalde bu yayınları hiç izlemiyor. O kadar rahat konuşuyor. Yani babaların o kadar. Ya babamın gönlünü almak kolay. Bir gün babamı küstürdüm. Ha. Babam bana bir ay küstü. Yani annem babam kavga ediyor. Ben genelde işte ne taraf kuvvetliyse o tarafı tutuyorum. Tamam mı? Öbürüne şey yapıyoruz yani. İdare ediyorduk. Birinde babama yüklendim. Sen niye anneme işte kaba konuşuyorsun? Babam bana küstü. Arıyor beni. İşte ya ben babamı arıyorum. Baba diyorum, canım diyor. Ya baba bak, küs olduğun kişi benim ha. Bir canım dedin, dikkat et falan. Ama annemi küstür bir yıl. Ama anladık, anne zaten böyle dominant. Tabii duman yani. Eder bizi. Onu anladık. Annemi bir kere küstürdüm. Hiç utanmıyor musun dedi. Yüz yok ki anne, neye utanacağım dedi. Bak Tufan Hoca'nın hanımı orada oturuyor. Bir görelim mi sizi? Evet. İşte hoş geldiniz. Hocam demişlerdir, aa genç kız gibi filan. Ya o yüzden ihtimal veremediler başta. Şey, sürekli annem annem diyor. Hep evde de mi böyle hoca? Aa. Yok ya, önce eşim meşim derim. Ondan sonra anne derim ya. Ha, anladık onu ya zaten. Ya önce eşim diyorum değil mi yani? Ha, tabii. Ya şimdi şöyle, bizim Tufan hocayla, ay konuşamadım. Tufan hocayla konferanslarımız böyle her seferinde başka bir şey oluyor. Biz buraya çıkarken mesela Türklerin tarihi konuşabiliriz. Bozo olan hikayeleri falan. Bugün şey gibi oldu. Anneler Günü etkinliği gibi oldu. Ya şöyle, aslında Orta Anadolu'da yaşadığımız için Orta Anadolu'nun bir kaderi var. Mesela 70'li yılları Orta Anadolu'da herkes eşit yaşamıştır. Kayseri daha iyiydi, Aksaray daha kötüydü, Niğde daha ortaydı, Konya daha iyi, böyle bir şey yok. Şimdi 70'li yıllar mesela buradaki insanların büyük bir bölümünün ya babası, ya dedesi, ya dayısı, ya amcası Almanya'ya gitmiştir. Muhakkak o işçi göçü oraya yaşanmıştır. Onların bir kısmı dönmüştür. Bir kısmı, ilk dönenler köyüne hemen iki katlı ev yapmıştır, traktör almıştır. Sonra o ev orada çürümüştür, traktör orada çürümüştür, kendisi geri dönmüştür. Bunların, çocukların büyük bir bölümü Almanya'ya transfer oldular. Orada okul hayatına girdiler, ikinci, üçüncü nesli oluşturdular. Burada mesela bulguru ya da tarhanayı ya da yarmayı, işte yani hububatgilleri burada istediğin gibi bulursun. Çünkü onunla beslenen insanlar. Niğde'de de bulursun, Konya'da da bulursun. Bu insanların, yani Orta Anadolu'nun 70'li yıllarda bir kaderi vardır. Birlikte yaşamıştır. 80'de aynı kader devam etmiştir. 90'da, 2000'de yollar ayrılmaya başlıyor. Niye biliyor musun? Çünkü Türkiye'de 1970'ten 2000'e gelinceye kadar ki 30 yıllık süreç var ya, 30 yıllık süreçte önce kaderi birlikte yaşama, sonra da birdenbire ayrışmalar başlıyor. Mesela Konya hızlı bir şekilde sanayileşirken Aksaray Konya'yı taklit ediyor.
Niğde kendi içine kapanık kalıyor. Kayseri öbür tarafta büyüyor. Dolayısıyla bu ticari değişim toplumu da yavaş yavaş değiştiriyor. Üniversiteler kuruluyor. Önceden insanlar okumak için Ankara'ya, Konya'ya, İstanbul'a giderdi. Şimdi Aksaray'da kalıyor. Ya da Konya kendi çerçevesinde gelişirken, 1-1,5 milyon nüfusa orada ulaşırken, Aksaray burada bir müddet patinaj yapıyor. Bugün siz de fark ettiniz mi bilmiyorum mesela. Daha yeni evler, daha geniş caddeler, sokaklar burada daha farklı gözükmeye başlıyor. Aslında Orta Anadolu'da herhangi bir şehrin tarihini incelediğin zaman tüm Anadolu'nun tarihi ortaya çıkıyor. Hakikaten bak bu noktada da Kayseri, Aksaray, Niğde, Konya, Ankara, daha batıda mesela Aydın, Muğla, İzmir hep bir tarihi 1071'den itibaren bir tarihi alır, birlikte getirir, birlikte dağılır. Aksaray'da mesela karayoluyla Ankara, Konya'yı kullandıysan Konya'ya geçeceksiniz galiba. Aksaray, Konya yolunu kullanır. Sağa sol mesela göz alabildiğin ovalar. Yılkı atlarına rastlarsanız burada bu bölgededir yılkı atları. Yılkı atı görebilir miyim ben yolda Konya'ya giderken? Ha? Ha, ne şey? Bu şeyde de var ama. Eski il taraflarında falan var. Ay çok merak ediyorum. Ha. Şimdi bu bölge... Sultanahın'a gideceğim inşallah. Somuncu Baba. Somuncu Baba burada. Burada, buraya gideceğim. Başka? Somuncu Baba'yı neresi? Görmezsen çarpılırsın. Ha? Ama o terste kalıyor Hılara Vadisi. Konya'ya gidecek kızcağız ya. Çocuğu net sağa sola serpiştiriyor sizi. Evet. Yani doğru. Bu bölge... Türkler buraya geldiğinde hakikaten boş bir bölgeydi. Ben televizyonda bir gün böyle ya sizin programda ya başka bir yerde Anadolu'da hiç kimse yok muydu? Yoktu dedim. Millet de bana kızdı ki niye hiç yok? Ya hakikaten yok. Var da söylemiyoruz mu yani? Bu bölgeler boş bölgeler. Bizim Türkmen aşiretleri de buralara geldiklerinde bir kısmı aşiret hayatını devam ettiriyor ki bunlar mesela bu bizi dinleyenlerin büyük bir bölümünün atası dedesi en fazla 1850'de iskan olmuştur. Yerleşik hayata geçmiştir. Çünkü o zamana kadar hayvancılıkla devam ediyorlar. Bir kısmı daha erken hayata, yerleşik hayata geçiyor. Bu bölgede bir şey daha var. Mesela dikkatini çekecek yolculuk sırasında hanlar Kayseri'den Aydın'a, Manisa'ya doğru bir çizgi halinde devam ederler. Bir de galiba mesafe bir günlükmüş. Bir günlük yol işte atla deveyle bir günde ne kadar yol kat edilse yani 30-40 kilometre bir mesafe olabilir. Öyle bir alanda devam ediyor. Yani bir yanda ticari hayat bölgede devam ediyor. Bir yanda da insanların buraya yerleşmesi, yeni bir kültür meydana getirmesi devam ediyor. Ama en güzel taraf ne biliyor musunuz? Orta Anadolu'da Aksaray, Kırşehir, Nevşehir hattında Konya'ya doğru. Bu hatta tipik Türkmen aşiretlerini görürsünüz. Hatta bazı yerlerde bazı aileleri alın işte bak burada Ayşe abla var. Türkmenistan'a bırak geri bulamazsın onu. Yani tipik Türkmen olduğu gibi gelmiş burada kalmıştır. Buranın böyle bir özelliği var. Ne güzel. Soru cevaba geçelim mi? Mesela beyefendi bir soru soruyor galiba. Aksaray'ımızda evliya mı var dediniz? Kaç? 7000. Nasıl tespit edilmiş? Vallahi söylentilere göre o şekilde. 7000 ya da 3000 olarak geçiyor. Sadece 4000 fark var arada diyorsunuz. Yani kesin olarak net değil ama okuduğumuz kitaplarda onu ama belirtiyorlar. Ama 3000 bile çok iyi yani. Kesinlikle. 3000 bile. Kesinlikle, kesinlikle. Ne güzel. Mübarek zatlar var burada. Yani Aksaray deyip geçmeyelim. Öyle, öyle. Evet soru cevaba geçelim mi? Peki ilk kim soracak? Orada var. Şimdi bak, önce naz ederler. Sonra. Ha bak orada arkada. Evet aynı hocanın dediği gibi. Başta böyle bir iki el kalkar. Ondan sonra bitmez. Biz gideceğiz deyince de eller kalkmaya devam eder. Öncelikle Aksaray'ımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ve ayrıca bana söz verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Tanıyalım benim, sizi. Ben adım Merdan Ali Arslan. Şambayat Türk'üyüm. Öz Türk'üm. Aleviyim. Ve özellikle umarım sözlerim yanlış anlaşılmaz. İlk sorum
Türklerin İslam'a girişi hakkında sorum olacak. Çünkü Türkler İslam'a girince Emevilerin zamanında bize yaptığı katliamlar var. Ondan sonrasında Abbasilerle 751 savaşında ilk kalluklarla beraber Türklüğe geçiyoruz. Ve size sorun, Türkler İslam'a kılıç zoruyla mı geçti ve Türk ve Arap ilişkileri nasıldı? Bu soruma cevap verirseniz teşekkür ederim efendim. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok güzel, isabetli bir soru sordun. Biz hiç kimseyi de hiçbir şekilde yanlış anlamayız. Soru düzgün olduğu sürece. Tamam mı? Şimdi Türklerin İslamiyet'e geçişi ile Türklerin İslamlarla, Müslümanlarla tanışması arasında 200 yıl fark var. Türkler Müslümanlarla İran'ın fethinden sonra tanıştılar. Yani 644 yılından sonra, Kadisiye ve Nihavend savaşlarından sonra İslam orduları İran'a girince Horasan bölgesinde Türklerle komşu oldular. Bu bir tanışmadır. Burada bir Müslümanlaşma söz konusu değildir. Öyle milletin anlattığı gibi Türk katliamı diye bir palavra da söz konusu değildir. Çünkü bu tanışma, yani 640-750 arasında zaten Türkleri temsil eden en büyük devlet Göktürklerdir. Göktürklerin askeri gücü 400 bin civarındadır. İran'ı fetheden İslam orduları 50 bin civarındadır. O da en kalabalık oldukları zamanda. Türkler 930'dan sonra Müslüman olmaya başladılar. O da Satuk Buğrahan'ın Müslüman olması, sonra da hükümdar olmasıyladır. Ve Türkleri Müslüman yapan kişi de Satuk Buğrahan ve onun hakimiyetindeki Karahanlı Devleti'dir. Yani Türkler, Türkler tarafından Müslüman yapılmıştır. O da hemen 900'lerin başından itibaren başlar. Ancak 13. yüzyıla kadar, hatta Kırgızlar 17. yüzyılda Müslüman olmuştur. Demek ki 600-700 yıllık bir süreci kapsar. Tamam canım. Bu konuda benim Kur'an ve Kılıç diye bir kitabım var. Ben de onu okursan memnun olurum. Sonra diyaloğa devam ederiz seninle. Evet. Tamam mı? Bir de şöyle bir şey var. Aslında bu konu mesela seyirci açısından da hep cazip oluyor. Türkler evet, işte kalben gönüllü bir şekilde mi İslamiyet'e geçti, kılıç zoruyla mı geçti falan diye de. Yani işin başını tamam merak ediyor olabilirler ama hani Türklerin İslamiyet'e yaptığı katkı ve bizim İslam'la şereflenmemizin neticesinde bugüne kadar gelmiş olduğumuz, yazdığımız tarih o kadar takdire şayan ve göğüs kabartan ki, evet tabii ki işin o kısmını merak etmenizi saygıyla karşılıyorum ama bizim İslam tarihiyle birlikte yürüyen Türk tarihinde gurur duymamız gereken bir geçmişe de sahibiz ve bize katkılarını da, bizim de İslam tarihine katkılarımız da hiçbir şekilde yadsınamaz. Biraz belki buralara daha çok odaklanmakta evet, fayda görüyorum. Evet, bunu hep konuşmakta da fayda var. Evet, tabii ki. Öyle milletin anlattığı, sıktığı palavralar hepsi palavradan ibaret. Kaynak ve metot bilmeden konuşanlar yüzünden böyle şeyler tartışılıyor. Hadi bir soru daha alalım mı? Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hocam bir merak ettiğim bir şey var. Biz de sizi tanıyalım. Esra Gümüş ismim. Hocam ben Nevşehir Ürgüplüyüm. Fakat yani orada en merak ettiğim şey, yani Osmanlı'ya dair orada çok iz yok. Çok güzel. Yani ben mesela oralıyım ama mesela genelde Rum kesimleri, yani çok yakın bir zamanda da mesela dedelerim anlatır Rumların geldiğini, hatta tehditler ettiklerini hep böyle bahsederler. Ya çok merak ederim. Anladım. Mesela bir Safranbolu'ya gittiğimde, bir ne bileyim Bursa'ya gittiğimdeki o his, ya oralıyım ama orada o hissi hiç yaşayamıyoruz. Çok merak ediyordum bunu. Hani neden biliyorsunuz? Neden? Niye neden? Yani? Ürgüp'ün çok güzel bir türküsü var, biliyor musun? Nasıl? Dam başında sarı çiçek, buradan kalkıp Ürgüp'e gidek. Ama orada Nenni de Feridem Nenni diye bir şey var, nakarat var. O Nenni de Feridem Nenni. O Feride diye olacak. Şimdi bunu bana hep soruyorlar. Anadolu'da Osmanlı eseri niye yok? İstanbul'da, Bursa'da, Balkanlar'da Osmanlı eseri niye çok diye. Bunun iki temel sebebi var. Birincisi, Osmanlı Devleti, devletin kendisi eser yapmaz. Devletin kendisi eser yapmaz. Devletin öyle bir bütçesi yoktu. Bugün devletin yaptığı eserler devlet bütçesinde olduğu için yapılıyor. Artık modern bir devletle çalışıyoruz, yaşıyoruz. Osmanlı'nın bütçesinde falan yere köprü yapılacak, şu parayı da oraya harcayın diye öyle bir şey yoktu. Tamam mı? Dolayısıyla Osmanlı eseri niye yok diye aradığınızda bulamazsınız. İstanbul'da da yoktur. Sultanahmet'in kendi cebinden harcadığı parayla yapılmıştır o. Yavuz Sultan Selim'in kendi cebinden harcadığı parayla yapılmıştır. Ne bileyim işte şeyde
Meriç Irmağı'nın üzerine bir köprü yapıldıysa da ordu için, sefer için harcanan paradan yapılmıştır o. İnsanlar gelip geçsin, hadi şuraya bir köprü yapalım diye değildir. Yani önce, şey, vatandaşa hizmet babında yapılmıyor. Yok, hayır, devletin öyle bütçesi yok. Ha. Peki bunları kim yapıyor? Bunları vakıflar yapıyor. Vatandaşa hizmeti yapanlar vakıflardır. Padişah vakfı olabilir, vezir vakfı, valide sultanlar vakfı, cariyelerin vakfı, herhangi bir sıradan bir insanın vakfı. Mesela burada da dolaştığınız zaman bir camiyi bir adam yaptırmıştır mesela. Onu o vakfından yaptırmıştır. Adam kendisi. Yani bugün bile Türkiye Cumhuriyeti'nin cami yaptırma parası yoktur. Bütçede öyle bir para gözükmez. Bu yüzden cami dernekleri çalışır mesela. Aynı mantıkla. Bu yüzden Anadolu'da Osmanlı dönemi eserleri az gözükür. Fakat şu vardır. Selçuklu eserleri çok fazladır. Peki Osmanlı döneminde Selçuklu eseri tahrip mi edildi? Yok, yaşatılmaya devam etti. O eserleri yaşatan kim? Gene biziz. Yani Osmanlı olarak yaşattık. Selçuklu olarak inşa ettik. Osmanlı olarak yaşattık. Ya da Ali'nin, Veli'nin, Selami'nin herhangi birinin yaptığı eser Osmanlı eseridir. Bir şey söyleyeceğim. Bizans'ı bile tahrip etmemiş ya. Neyse, tahrip Roma'yı etmiyor. Tahrip etmemiş. Yani orada şunu sormak lazım. Selçuklu eserleri niye tahrip edildi? Osmanlı'nın burada düşmanlığı ne? Bakıyorsunuz hiçbir Selçuklu eseri tahrip edilmemiş. Tamam mı? Yaşatmaya devam etmiş ki Pelin Hanım da söyledi. Sadece Selçuklu'yu değil, yerel herhangi bir dini kurum varsa ya da ırk varsa onun eserini de yok etmiyor. Safranbolu'daki yapıları, mesela Kastamonu, Safranbolu, Bolu, Göynük, Nallıhan, Beypazarı, o hatta görürsünüz. O mimari yapı, o hatta özgü mimari yapıdır. Ürgüp'e gelirsiniz, Ürgüp'teki eseri, Nevşehir'deki eseri Kayseri'de görürsünüz. Şöyle L gibi yarım evler, bir tarafında işte meyve kurutulan bir teras, öbür tarafta kalınan yerler. Bu da bu bölgenin yapısıdır. Anladın mı? Yani bölgesel mimari vardır. Daha Adana taraflarına, Urfa taraflarına gidersiniz. Orada da düz damlar, insanlar düşmesin diye damın üstü örtülmüştür. Damda yatan insanları görürsünüz. O bölgeseldir. Tamam. Peki. Tamam. Sen sor canım. Al mikrofonu da. Bay. İsmini de söyle, yaşını da söyle. Şu yakışıklılığa bak. Merhaba hocam. Aksaray'a hoş geldiniz. İsmim Berat Eren. 7'ye gidiyorum. Hı. Hocam benim sorum şu. Hocam Osmanlı Devleti fethettiği yerlere ahali gönderiyor ya kendi devletinden. Hocam mesela siz program başında demiştiniz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedip oraya Aksaray ailesini gönderdi. Doğru. Orada Türkleşme oluyor ama Aksaray'daki ahali gidince orada bir ekonomik çöküş olmuyor mu? Mesela ahali orada boşalıyor. Ve evler falan işte tekrardan yıkıma falan uğramıyor mu? Hayır şöyle. Ama çok güzel soru değil mi? Çok güzel aferin. Soru. Aferin. Aferin yavrum. Teşekkür ederim. Aksaraylılardı, Aksaraylıların bir bölümünü İstanbul'a götürdüğünde Aksaray'da hayat devam ediyor. Hepsi değil. Yani bütün tabii hepsi gitmiyor. Değil. Nüfusun buradaki fazla görülen kısmı oraya gönderiliyor. Anladım. Oraya gittiğinde de zaten yeni fethedilen bir yer olduğu için çok sayıda boş ev, çok sayıda boş alan var. Ya o alanlarda ev yapmalarına ya da boş evlerde yaşamalarına izin veriliyor. Ayrıca adam burada diyelim demirci, orada da ona bir demirci dükkanı açılıyor. Adam derici ya da bakkal, orada da ona bir bakkal ya da bir derici ya da bir tekstil, terzilik vesaire, orada ona dükkan açılıyor. Orada yaşamasına devam ediyor. Fakat şu var, hemen insanlar oraya alışmıyorlar tabii ki. Biraz zaman alıyor. Oraya yerleştirilen göç etmesi yasak geri. Bıraksan geri Aksaray'a kaçacak. Kaçmıyor, orada yaşamaya devam ediyor. Çoluğu çocuğu olduktan sonra hayat orada devam ediyor. Bugün Aksaray semtinin adı bizim bu Aksaray'dan geliyor. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ben hocam. Teşekkür ederim. Aferin. Aferin. Bak bu abi ta İngiltere'den geldi. Kutluysa öyle mi? Abi. Siz tanışıyorsunuz. Bizim için geldi. Karı kocalar. Ta İngiltere'den bizim için mi geldi? Ta İngiltere'den bizim evet. için geldiler. Teşekkürler. Evet. Benim ismim Kutusi Demir. Memnun olduk. Aksaray'ın İncesu köyündenim. Hı. 40 yıldan beri Kuzey Galler'in Denbişehir'inde. İncesulu var mı içinizde? Kuzey Galler'in Denbişehir'inde yaşamaktayım. Gerçekten İncesulu mu? Tamam, teyit ettik. Tanıyamadım. Neyse. Hayır, o da tanıyor sizi. O mu tanıdı bizi? Neyse. Benim sorum, hocam dedi ki az önce Aksaray'daki vatandaşların bir kısmı gitti.
Bir diğerleri burada kaldı. Ama burada Aksaray'ın Kalanlar diye bir mahallesi var. Sadece o kalanlar kalmıştır. Geri kalanı tamamıyla gayrimüslimdir. İkincisi rahmetli baba bir mahalle. Kalanlar mahallesi. Diğerleri hep gayrimüslimdir burada kalanların. Ermeniler ve Rumlar. Onun haricinde rahmetli babam derdi ki oğlum sorma, Türk'ün soyu kurumasın. Ulu camiye canavarın kurnadığı günleri duyduk biz derdi. Öyle bir zamanda geçmiş. Yani hiç Türk kalmamış burada. Birkaç defa gitmiş. Neyse benim mesele o değil, o hocamın işi. İngiltere'den sizi bombalamaya gelmiş. yok. Biz 40 kişiyiz. Birbirimizi tanırız. Tabii ki bir bölgede nüfus azaldıktan sonra o bölgeye nüfus yerleştirmek için vergi muafiyeti getiriyor devlet. Diyelim ki Aksaray'a insanların yerleşmesi için teşvik ediyor göçebeleri. Onlar da geliyor buraya yerleşmeye devam ediyor. Benzer bir örnek Muşkara köyüdür. Muşkara köyüne de Nevşehir Türkmenler yerleşmiş, sonra adı Nevşehir olmuştur. Evet. Ama zaten muhtemelen o zamanın nüfusu, bir şey söyleyeceğim. O zamanın nüfusu zaten çok azdır muhtemelen. Evet, yani tabii. Yani ne olacak ki, kaç mahalle vardı ki? Ben baba tarafından at çeken yörüklerindenim. Hı. Ana tarafından da Dede Kark'ın ocağına bağlı Kızılbaş Türkmenim. Hanım tarafından kimliğimde de şeref duyarım. Ha bak, hanım tarafından nerelisiniz? Hanım tarafından, o da Dede Kark'ın oymağından. Aynı teşkilat. Ha, iyi. Şimdi benim hocama sorum, neyse muhabbet. Hocam, tarihte Türk devletleri aralarında çok savaştılar. Ha. Ama en acı tarafı Fatih Sultan Mehmet Han'la Uzun Hasan'ın savaşı. Arkasından Yavuz Sultan Selim Han'la İsmail Şah'ın savaşı, Timur Han'la Yıldırım Beyazıt Han'ın savaşı. Acaba bu savaşlar önlenmesi mümkün değil miydi? Bu kadar Türk'ün kanı bu kadar ucuz muydu? Neden savaştılar? Bunu çok merak ettim. Bilgilerinize teşekkürler. Tamam, babana dedene rahmet. Güzel soru oldu. Dede Kark'ın ocağından Hüseyin amcaya da buradan selam gönderiyorum. Hüseyin Dede Kark'ın oğlu. Tanıyor musunuz bilmiyorum. Çok yakın dostumdur. Şimdi bugün meselelere 2023'ün gözüyle bakıyoruz. Ve diyoruz ki ya keşke savaşmasaydınız diyoruz. Ama o günlerde sadece Yıldırım Bayezid'le, Timur, Yavuz'la, Şah İsmail, Celaleddin Harzemşah'la, Gıyasettin Keyhüsrev vesaire bunlar sadece bunların savaşı değil, aileler de birbirleriyle savaşıyorlardı. Bir beylik kuruluyordu, 3 kardeş var, 3'ü birer şehre alıyordu, sonra da sen az şehir aldın, ben çok şehir aldım, birbirinin boğazına sarılıyordu. Burada konuşmamız gereken konu insanın tamahkar olmasıdır. İnsanoğlu tamahkardır. Bugün tarlanız varsa ortadan ikiye bölün, sulak tarafı kardeşiniz çöksün, size kıraş tarafı da size gelsin, bak birbirinizi nasıl yiyorsunuz. İnsanoğlu tamahkardır. Bu tarihte sadece Türklere değil, Çin'de de, Hindistan'da da, İngiltere'de de, Fransa'da da olmuş şeylerdir. Gönlümüzün bugün yaralanıyor olması, yani bir Çaldıran Savaşı'nı okurken ya ne gerek vardı, ya da Ankara Savaşı'nı okurken ya bu kadar eziyete ne gerek vardı, ikiniz de Türksünüz diyoruz, ama o gün kimse durun siz kardeşsiniz demiyordu. Bugün diyoruz. Maalesef öyle. Bir de şöyle, belki bugün kimlikler daha ön planda. O zaman için bugün daha iyi öğretiyoruz. Acaba? Bugün evet. Bugün kimlik öğretiyoruz mesela. O günlerde öyle bir şey yoktu. Devletler vardı. Birbirlerini tehdit ediyorlardı. Sonra birbirlerinin boğazlarına sarılıyorlardı. Görüyor musunuz salonu? Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Rabia Nur Güvendik. Ben Osmanlı Devleti hakkındaki teşkilat hakkında, istihbarat hakkında bilgi almak istiyorum sizden. Ha. Osmanlı istihbaratı. Siz herhalde dün gece izlediniz TRT'de. Evet, ben kaçırmıyorum gündem ötesini. Ama bir şey söyleyeceğim. Tamam, neyse araya girmeyeyim. Siz söyleyin. Bizim TRT'de teşkilat Murat Yıldırım çok iyi olmadı mı başrole? Süper oldu değil mi? Harikaydı. Vallahi çok güzel. Pardon hocam, buyurun. Ben arada tabii kurumumla ilgili bir iki söz söylemem gerekiyor. Tamam, bir gün ben de o teşkilatta oynayacağım diyormuşum. Bir o eksikti. Şimdi bugün anladığımız anlamda oturun lütfen.
Bugün anladığımız anlamda Osmanlı İstihbarat Teşkilatı 20. yüzyılın başında kurulmuştur. Ondan önce devletin bir istihbarat teşkilatı yoktur ama haber alma biçimi vardır. Bunun için casus bulundurur komşu ülkelerde, oradan bilgiler alır. Bu casuslar daha çok tüccar kıyafetiyle giderler ya da ticaretle uğraşırlar. Derviştir, seyyahtır, bir şekilde bu bilgi akışı olur. Savaş sırasında da önden akıncılar gider, esir ele geçirirler. Onları işkenceyle konuştururlardı. Daha kaba bir haber alma biçimi vardı. 20. yüzyılın başında işte teşkilat-ı mahsusa ortaya çıkıyor. Bugünkü istihbarat teşkilatımızın temelinde o oluşturuyor. Tamam? Çok teşekkür ederim. Biraz bakalım arkalardan soru alalım. Şu taraftan da alalım. Siz verin kime istiyorsanız. Bak orada da bir hanımefendi var. Tamam. Neyse. Oradan bir beyefendi canla başla istiyordu. Evet. Dur bakalım başımıza ne gelecek. Hocam öncelikle hoş geldiniz Aksaray'a. Benim sorum Osmanlı İmparatorluğu döneminde biliyorsunuz Balkanlara, Bosna'ya, o bölgelere Aksaray, Kayseri bu bölgeden Türkmenler, atalarımız gönderilmişti. Sizi de bu konuyla ilgili tanımıştım zaten. Bosna'da bir nenemizin hikayesini anlatmıştınız. Geleceğinizi biliyordum. Ha? Evet, onu tekrar burada anlatmanızı sizden isteyeceğim mümkünse. Onun sonrasında da... İstek parça geldi hocam resmen. Bu nenemizin Aksaraylı olduğu düşüncesi var bazı yerlerde. Bu konuyla ilgili bir şey biliyorsanız, bilginiz varsa paylaşırsanız. En önemlisi de hocam... Buraya gönderilen insanlarımıza vefa borcumuzu ödedik mi? Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra maalesef oradaki insanların hazin sonu çok kötü oldu biliyorsunuz. Geri dönüşleri olmadı ve toplu katliamlarla öldürüldüğünü biliyoruz. Ama bunu bizim insanımız ve bizler bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili bilgi istiyorum o zaman size. Teşekkür ederiz. Bu savaşlardan sonra kaybedilen topraklardaki kalanlar ya katliama uğradılar ya göçe maruz kaldılar. Ha yok. Tabii o korku hep göçü tetiklemiştir. Bizi de öldürecekler diye bir bölgeyi kaybettiğimiz zaman oradan Anadolu'nun içlerine doğru hep göç yaşanmıştır. Kafkaslardan, Kırım'dan, Dobruca'dan, yani Romanya'dan, Macaristan'dan, Sırbistan'dan, Bosna Hersek'ten, Yunanistan'dan sağ kalanlar. Ondan sonra o Tripoliçe katliam falan korkunç orada. Anadolu'ya doğru gelmişlerdir. Bosna Hersek'in durumu biraz ilginçtir. Bosna Hersek'te yolunuz düşerde giderseniz görürseniz soy adları çok hep Anadolu'dur. Mesela Dursunoviç, Dursunoğlu, Tursunoğlu, Korkutoviç, bizim bugün Anadolu'da kullanmadığımız isimler. İşte Türkmanoviç, Türkmenoğlu. Hatta biri geldi bana barakları sordu. Ben anlattım Antep dolayında Türkmen aşireti diye dedim. Kartını bana uzattı. Barakoviç soyadı. Yani o bölgede Türk kökenli çok fazla aileler var. Hatta deriyi biraz kazıyın altından Türk çıkar pek çok ailede. Ama bugün boşnaklaşmışlardır. Onun sebebi de şu. Buradan oraya sipahi olarak gidiyor. Kale muhafızı olarak gidiyor. Ya da işçi olarak bir şekilde oraya gidiyor. Orada bir boşnak kızla evleniyor. O evlilikten doğan çocuklar annenin dili olan boşnakçayı öğreniyor ama babanın ismi veya babanın ünvanı çocuklarda kalmaya devam ediyor. Biz bugün o ünvanları görüyoruz. Hani konuşmamızın başında da söyledim, dil çok önemlidir diye. Dil kaybolunca o şeyde unsur da kayboluyor. Bizim boşnaklarla akrabalığımız baba oğul akrabalığı, anne kız akrabalığı gibi yakın bir akrabalıktır. Oradaki herhangi birinin Aksaraylı çıkması, Aydınlı, İzmirli vesaire bir yerli çıkması kadar normal bir şey olamaz. Ama o teyzemizi bilmiyoruz. O teyze yok. O Aksaraylı falan değil. Yani öyle bir şey yok. O teyze yani bizim Karadeniz'i düşünün. Karadeniz yerleşmelerini düşünün. Bosna Hersek'teki yerleşmeler hep öyledir. Çok dağınıktır. O da orada bir yerde. Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela hani sevilen birini kendinden sayma vardır ya tarihte, evet. De. Mesela dün gece biz İbnül Arabi'yi konuştuk. Hemen seyirciden Türk mü Pelin Hanım, Türk değil, evet, mi falan gibi, evet, şeyler geldi. Evet. Hiç alakası yok. Şimdi teyzemiz de demek ki o verdiği cevapla o kadar kalplere dokunmuş ki hemen teyzemizin mesela Aksaraylılar demiş ki Aksaraylı, evet, olabilir o teyze diye. O gidip buldular yani bizi anlattıktan sonra. Özel olarak gidip onu buldular, fotoğraf çekti, başka yardımı... Teyze yardımlar... yaşıyor muymuş? Yaşıyor, halen yaşıyor. Ay Allah ömür halen versin, yaşıyor. Sağlık versin. Ay canım yani, benim.
sahipleniyor. Bizim milletinde böyle bir şey var. Yani azıcık bir merhamet gösterin. Sizinle beraber ağlar yani. Anlatacak mısınız tekrar? Yok, anlatmayacağım. Çünkü anlatınca ağlıyor hocamız. Hep beraber, evet çok güzel dediniz. Anlatın hocam, çok güzel anlatıyorsunuz. Çok zor ama o. Ama istiyorlar. Ya o... Bilmeyen var mı bu arada? Ha? Bak bilmeyenleri anlatıyorsunuz hocam. Püh. Şimdi... Önce meseleyi söyleyeyim. Bizim kalbimizi bu kadar hassas hale getiren şey tarihimizin büyüklüğü. Tarihimiz o kadar büyük ki bugün o tarihin altında biz eziliyoruz. Kanuni dönemini okuduktan sonra, Yavuz dönemini, Fatih dönemini okuduktan sonra, Bilge Kağan'ı, Kültigin'i, Tony Cook'u okuduktan sonra, Büyük Selçuklu'yu okuduktan sonra onların büyüklüğüne bakıp, onların sahip olduğu coğrafyaya bakıp, bugün sıkıştırıldığımız coğrafyaya ve bugün içine düşürüldüğümüz duruma bakınca bu bizim yüreğimizi yaralıyor. Aslında o hikayenin içine sızmış olan mesele de bizim o büyüklüğü orada fark ediyor olmamız. Ya aslında göründüğümüzden daha büyükmüşüz dememiz. Şimdi Bosna Hersek 1992-1997 arasında bir iç savaş yaşadı. Tam anlamıyla bizim Boşnaklar dedim ya hani çok dağınık bir yerleşmeye sahipler. İşte 1878'den beri de Osmanlı hakimiyetinde olmadıkları için biraz azınlık muamelesi görüyorlar. İkinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görüyorlar. Bunlar da bir araya kümelenmek yerine bulundukları yerde dağınık halde kalmayı tercih ediyorlar. Savaş onları bir araya topladı. Yani Bosna Hersek'teki Müslümanlar can korkusuyla bir araya kümelendiler. Ama o da yerleşim yeri anlamında bir araya kümelenme değildi. Nüfus yoğunluğu bakımından bir araya kümelenmeydi. Bu savaştan sonra da Türkiye, herkese oyun gibi geliyor da bakın, Türkiye'nin NATO üyesi olması çok önemli bir avantaj. Ben el koyuyorum dediği zaman arkasında NATO ile birlikte. Türkiye'nin Avrupa Birliği içerisinde yer almaya çalışması da büyük bir avantaj. Niye? Hep beraber hareket etme imkanınız oluyor. Türkiye'nin Bosna Hersek'te... İnşallah Türk Birliği de büyük bir avantaj. İnşallah. Şimdi başka bir alana yürüyoruz. Evet. Keşke onu da konuşacak vaktimiz keşke olsa. Şimdi Türkiye bu iç savaştan sonra orada gözetleme evleri kurdu. Yani istihbarat evleri. Bunlar açık istihbarat. Bir bölgede bir bilgi gelir. O bilgiyi işlersiniz, merkeze gönderirsiniz. Orada evler vardır, lot evi diyorlar. Ben Tuzla'da 2007-2008'de Tuzla'da kaldım bir yıl. Bizim yolumuzun üzerinde Kladen diye bir şehir vardı. O Kladen'de de bir Türk evi vardı. Onları ziyarete giderdik. Orada askerlerimiz vardı. Ben çok güzel ezogelin çorbası pişiririm. Eşimden öğrendim. Onlara ezogelin çorbası falan yapardım. Onlar da mutlu olurlardı, sevinirlerdi. O onlardan dinlediğim hikayedir bu. Türkiye her yıl okullardan ihtiyaçları belirliyor. Bugün halen yapılıyor bu. Askerlerimiz gidiyor, köyleri geziyor. Okulların ne ihtiyacı var? Sıra masa. Buradan gidiyor, yaptırılıyor. Köylerde kimlerin yardıma ihtiyacı var? Falan falan. Burada koliler hazırlanıyor. Uçakla gönderiliyor oraya. Oradan dağıtılıyor falan. Gene listeler yapılmış. Listeler hazırlanmış. İşte bir köye yardım götürülecek. Bir de biz kış gördük diyoruz ya, biz gördüğümüz kışmış değil. Bosna'da bir kar yağıyor adam boyu yani. Hakikaten bazı yerlerde arabaların bile göremiyorsun, o derece kar yağıyor. Ulaşım kapanıyor, her taraf kilitleniyor falan. Diyor ki Mustafa Yüzbaşı, şimdi albay oldu tahmin ediyorum, emekli olmadıysa. Adı da Mustafa Yüzbaşı anlattı. Yani bir köyde diyor liste geldi bize. Kamyonla götürdük, onları dağıttık. Herkese dağıttık kolileri. Muhtar dedi ki, köyün muhtarı, ya bizim bir teyze var yukarıda, ismini yazdırmayı unutmuş. Şimdi yukarıda dediğimiz bir dağ köyü düşünün. Yani etekte 3-5 tane, yukarıda bir tane, sağda bir tane, solda bir tane. Hep böyle çığır açılarak gidilen yerler. Yani ilk yolu siz açıyorsunuz. Böyle yerler yani. Yukarıda diyor teyze vardı, ona
listeye yazmayı unutmuşuz. Fazla koli varsa ona da verelim. E diyorlar verelim, kolimiz var, verelim. Bizim iki askerimiz er değil yani, bunlar subay yani bunlar. Omuzdan alıyorlar koliyi. İşte o karlar yara yara kapısını çalıyorlar kadının. Açıyor kadın. İlk sorusu, Türk müsünüz? Bizimkilerde biz Türk'üz deyince geleceğinizi biliyorduk sizin. Şimdi bu geleceği bilinmek var ya, muazzam bir şey. Büyük sorumluluk. Yani bunun karşılığı yok yani. İşte benim anlatmaya çalıştığım Türk, yani 16. yüzyılda Aceh'in başına bir şey geldiği zaman o Türk'ün geleceğini biliyordu. 17. yüzyılda Tunus'un başına bir şey gelecekse, Fas'ın, Cezayir'in, Mısır'ın başına bir şey gelecekse en azından bizim geleceğimizi biliyorlardı. Biz 19. yüzyıldan itibaren bu duyguyu kaybetmeye başladık. İşin kötü tarafı, biz kendimiz de bu histen uzaklaştık. Fakat bugün bir fark ediyoruz ki ya bizim hakikaten gelmemizi bekleyen bir şey var yani. Bir, nasıl söyleyeyim? Bir tarih var yani. Ama diyor ki bu gelecek yeniden uyandığını düşünüyorum. Aa işte şimdi bak, bunun sonucu nedir biliyor musunuz? Çok affedersiniz, elini atıyor Fransız Cumhurbaşkanı'nın omzuna. Sen diyor Türk birliğini alalım. O Türk'ün geldiği yerdir işte orası. Ya bu siyaset ötesi bir şey bak. Bunu sakın siyaset olarak algılamayın. Ya bizim için burada önemli olan mesajlardır. Tüm dünyaya hangi mesajı veriyoruz? Mesajı kim verirse versin, lütfen bunu siyaset olarak değerlendirmeyin. Ama o cümle var ya, o tarihi bir cümledir. Ben 12 yaşımdan beri sadece Türklük sevdasıyla büyüyorum. Yani biz yeminimizi 12 yaşında ettik. Ama 58 yaşında o cümleyi duyuyorum. Düşünebiliyor musunuz? 45 yıl o cümleyi beklemişiz. Bizden sonra insanlar beklemeyecek artık. Onu gerçekleştirmeye çalışacak. Çok şükür. Hikaye o. Çok şükür. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. O zaman salondaki herkese, yayında canlıysa bizi şu anda takip eden ya da sonradan takip edecek olanlara sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. İmza alanına geçiyoruz değil mi? Nereye geçeceğiz? Okul öncesinde bir hediye takdimimiz olacak. Tamam. Ardından imza yerine gideceğiz. Hediyelerini takdim etmek üzere Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Bülent Suar Beyefendi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Sizden ricam sahnelerinde toplanmamız, imza hemen karşıda olacak.